Sevgili seyirciler, Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ'ı Balıkesir ziyaretleri kapsamında Ege TV Balıkesir İl Temsilcisi Bülent Yağcı, program yapımcısı Ramazan Karaca ve Balıkesir Haber Editörü Fatih Rüzgar ile birlikte Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ, beraberinde Ege TV Balıkesir İl Temsilcisi Bülent Yağcı ve program yapımcısı Ramazan Karaca ile birlikte Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Balıkesir merkezde 9 tane çıkan günlük gazeteler var. İl genelinde basın ilan alan 38 tane var. 18'i bunların günlük yazılı basın şeyinde basın ilan konuna kayıtlı resmi ilanla Türkiye'de birinci sıradayız. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Ege TV'nin görsel medya anlamında Balıkesir'de önemli bir açığı kapatacağını belirtti. Diğer illerde yaşadığımız tecrübelere dayanarak şunu söyleyebilirim. Biraz birleşmeye, güç birliği yapmaya ihtiyacınız var. Yani bu dönemde sayısal anlamda çok biraz fazla. 60'lı yıllarda bu birleşmeyi yapmıştık. Yani Birlik Gazetesi adı altında yapmıştık. 4 gazete birleşmiş. Ama aradan işte 60 yıl geçtikten sonra böyle adımlar atıldı. Ne yazık ki bir birleşme olmadı ama günümüzde artık teknolojine giderek ilerlemesi gazetelerimizde yazılı basın güçlerini birleştirmesi teknolojiye daha çok yatırım yapmasını zorunlu kıldı. Yani teknolojinin aktığı yöne gitmek lazım. Yani zorladıkça sonuçta kötü olacak doğrusu. İnşallah hani Balıkesirli gazeteci arkadaşlarımız bu konuyu bir değerlendirir. Başkan Demir, Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ'a aynı zamanda müze niteliği taşıyan tarihi cemiyet binasını gezdirerek bilgiler verdi. 45'ten ve 90'lı yıllara kadar. Dediğiniz gibi başkanım, yani maşallah gazetemiz, o kadar çok gazeteniz var ki panoya sığmamış isimler. Gerçi onların da karşısında farklı isimler de var. Yani bu sayısal olarak çokluktan ziyade nitelik olarak Kaliteyi arttırmak lazım. Gerçekten bu mesleği gazeteciliği yapan insanların birbirine omuz omuza vererek daha iyi, daha güzeli yakalarsa bu hem ülke açısından hem şehirler açısından. Sektörümüz de yani bizim sektörümüzün kalkınması lazım. Ama biz kendi elimizle doğrusu sektörümüzün kalkınmasını aslında engelliyoruz. Engeli koyan biz kendimiz. Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ da Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti binasına hayran kaldı. Cihan bizim cemiyetin birlikte yola çıktığımız bizim disiplin kurulu başkanıydı. Ne yazık ki bunu da bizim sektörün içine sızan, mafyacı, tetikçi, şarlatanların hedef göstermesi sonucu öldürüldü. Yani bizim Balıkesir'in basın şehidi olarak her yıl andığımız yani Türk basını için, Türk gazeteciler için Çetin Emeç, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi nasılsa Cihan da aynı şekilde işini yaptığı için, mesleğini yaptığı için, gerçekleri yazdığı için katledildi. Yani gazetecilik onun arasında böyle bir oda oluşturdu. Aynı şekilde yani Türkiye'deki ömürden gazetecilere de elimizden geldiğince böyle bir burada yaşatma çalışıyoruz. Tabii. Böyle güzel, müze gibi vallahi. Yani müze gibisi yok. Yani kendi ölçeğinde. Evet, gayet şey, eski, ve buraya, geçmişi. İlk öğretimden, liseden, üniversiteden çocuklar grup grup geliyorlar. Ve onlar aynı zamanda gazeteciliğin geçtiği merhaleler aşama aşamada görme oldu. Kesinlikle ilk gazeteyi çıkarıp ustalıklardan tüteçine değerli olan Rafa Mazıcan'da.